Evet arkadaşlar, bugün Dert Dinlenir konseptimizin 3. bölümündeyiz. Bakalım bugün karşımıza kimler çıkacak, hangi dertlerinden bahsedecek, neler konuşacağız? Hep beraber görelim. Evet kardeşim. Merhaba. Merhaba. Sen de hoş gelmişsin tekrardan. Senin derdini dinleyelim. Vallahi abi, dertten bahsetsek çok derdimiz var. Evet yani mesela. Ne yapsak mesela, çalışsak işimiz yoluna gitmiyor. Hı hı. Annemizin babamızın duasını almıyoruz. Çünkü hayatımız ters gidiyor ya. Dünyanın sonu geliyor yani. Şimdi erkek dediğin erkek kız oluyor. Erkek dediğin bayan oluyor. Evet. Böyle süreçli şey olursa dünyanın sonu gelir demek evet. ki. Şimdi ben TikTok'ta falan bazen araştırıyorum. Harbiden insanlar değişiyor. Evet. Yani erkek kendini bayana benzetiyor. Kız da erkek oluyor. Bunlar çok yanlış şeyler. Aynen. Ama çok rastlıyoruz. Yanlış şeyler. Ve çok da normalleşmeye başladı Aynen. artık. Bir de her şey yoluna gitmiyor ki yani buralarda. Mesela ben çalışsam, haftalığımı alsam, çıkıp eve gittiğim yolda 2-3 kişi yakalıyor. Paramızı alıyor. Ben eve gitsem anneme ne diyeyim? Annem diyecek şu, senden bir adam olmaz. Evet. Adam değilsin diyecek. Ben de üzülüp çıkıyorum. Yani hayat böyle geçiyor. Hayat zor geçiyor ama ne Şöyle, kadar. Şöyle mesela genelde çevremizden çok etkileniyoruz değil mi? Hep Aynen. bize bir şeyler dayatılıyor. Yok para kazan, yok şunu yap, yok mevki makam sahibi ol. Hep onların söylediği bir şeyler var değil mi? Ortak kabul Aynen. ettiği şeyler. Halbuki biz hayatımıza baktığımız zaman daha önemli meseleyi kimse görmüyor, göstermiyor bize. Doğru. Mesela dedin ya, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Gerçekten yolunda gitmiyor diye düşünecek olursak şöyle, çevremde gördüğüm şeyler bende yok diye yolunda gitmediğim anlamına geliyor. Aynen. O zaman şöyle düşünelim, sen köller ülkesinde yaşıyor olsaydın, gören bir insan olsaydın o zaman da mı yolunda gitmeyecek diyeceksin? Aynen, o da var yani ama... Yani hepimiz birbirimizden etkileniyoruz diyorsun. Aynen, öyle diyorum yani. Peki, o anlamda yani... diyorum. Doğru. İnsanlar eskisi gibi değil, birbirlerine saygı yok. Hı-hı. Yani çok değişmişler. Evet. Her şey değişmiş. Fakat ya. Biz kendimizden sorumluyuz. Bir de bizim örnek Aynen. almamız gereken kişiler öncelikle anne babamızdan, işte çevremizdeki insanlardan çok Peygamber Efendimiz değil mi? Bak o da çok büyük sıkıntılar yaşadı. Aynen. Onu da dışladılar, büyük sıkıntılar çektirdiler, işkenceler yaptılar, hakaretler ettiler. Ama Peygamber Efendimiz hiç bu durumlarda yıkıldı mı? Yıkılmadı. Doğru. Hatta ne dedi? Korkma, üzülme. Allah bizimle beraberdir dedi Hazreti Ebubekir'e değil mi? Aynen. İşte biz bunu düşündüğümüz zaman yani aslında Allah kuluna yüklenemeyeceği derdi vermez. Doğru. Diyor la yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyor mesela. Allah kuluna yüklenemeyeceği yükü yüklemez. Ama biz ne yapıyoruz kafamızda şeytanın verdiği vesveselerle? Dikkat et, hayatın boyunca hiç farkında mısın? Böyle hep böyle bir vesveseler geliyor, hep böyle bir hayaller ama hiçbiri gerçek değil. Evet, aynen. Fark ettin mi bunu? Fark ettim bunu. Gün içinde zaten. Mesela binlerce düşünce geliyor değil mi sana? Aynen. Yürüdüğüm ama... yerde mesela kulaklığımı takıyorum, yürüdüğüm yerde keşke param olsa, annemi güzel yerlere götürsem. Çünkü ben bu hayatta en çok sevdiğim annem. Yani annemden başka sevgilimiş, dostmuş. Çünkü onlar gider yerine ama annem giderse geri yerine kimse gelemez. Çok güzel. Annenle sonsuza kadar yaşamak istiyorsun değil mi? Aynen. Yani bu dünyada yaşaman, onu mutlu etmen çok güzel de evet. sonsuza kadar yaşamayacağını bilsen mutlu olur muydun? Annenle bu dünyada geçici olacağını, bir daha yaşamayacağınızı bilsen, düşünsen mutlu olur muydun? Yok. Olmazdın. İstediğin şey şu, sonsuza kadar yaşamak. Aynen. Annenle sonsuza kadar mutlu olmak istiyorsun. Aynen. Yani senin... bari bir anlamı olsun. Yaşıyoruz, bir kaç yıl yaşayacağımızı öleceğiz. Çok bari güzel. Mutlu olalım, çalışalım. Zaten çözüm yolu var. Aynen. Bak Kur'an-ı Kerim'de peygamberler, binlerce peygamber gelmiş, çok kutsal kitaplar gelmiş, bize anlatıyor zaten. Diyor ki, ölüm bir yok oluş değil, bir yer değişikliğidir. Ölümden korkmanıza gerek yok. Hayat son bulmayacak, Allah ahireti yaratacak. Nasıl yaratacak ahireti? Düşünsene. Sineğin, karıncanın, pirenin midesini unutmuyor her gün, besliyor değil mi? Aynen. Bunu yapan Allah, bizim sonsuza kadar yaşamak isteğimizi unutur mu? Ya da bakın şu ağaçlara bir bakar mısınız? Kışın bakın yapraklarını döküyor, sonbaharda yapraklar dökülüyor da kışın tam dökülüyor değil mi? Bağırda tekrardan canlanıyor. Aslında fizyolojik olarak bizden hiçbir farkı yok. Onlar da atom, biz de atomuz. Ama bakıyoruz tekrardan diriliyorlar. Bunları kışın ardından bağırda tekrardan dirilten Allah bizi diriltemez mi? Yapamayacak olsaydı onu yapamazdı değil mi? Ya da düşündüğümüz zaman senin bir yerin kesiliyor, yaralanıyor, çürüyor. Zamanla bakıyorsun kabuk bağlıyor, zamanla eski haline dönüyor. Burayı yeniden dirilten, buradaki hücrelerini yeniden dirilten Allah senin bütün vücudunu tekrardan diriltemez mi? Diriltebilir. Ya da bir şeyi ilk defa yapmak mı daha kolaydır, ikinci defa yapmak mı? İkinci. Çok güzel. İkinci defa yapmak Aynen. daha kolaydır. Şimdi bakıyoruz Cenab-ı Allah bizi bir kere yokluktan varlığa getirmiş mi? Getirmiş. 50 yıl önce hayatta var mıydınız? Yoktunuz. Şimdi diyor ya adam, öldük nereden biliyorsunuz yeniden dirileceğimiz nasıl olacak? Biz de diyoruz ki geçmişe bak. Aynen. Geçmişe bakarsan anlarsın. Aynen. Sen zaten yokluktaydın, seni varlığa getirdi Allah. Sen ölünce de seni tekrardan yokluktan varlığa getiremez mi?
getirebilir. İşte bu kadar kolay. 2 kere 2 4 eder derecesinde ahiretin varlığı, öldükten sonra dirilmek kolay. Allah bizi tekrardan yaratabilir. Bu zor gelmez ona. Bu kainat bunun zaten delili yani. Çevremize baktığımız zaman hep Allah'ın her şeyi yeniden diriltebileceğini, hatta şu an bile bütün vücudunuz her an yenileniyor. Hücreleriniz yenileniyor, atomlarınız yenileniyor. Bunları yapan Allah seni tekrardan diriltebilir. Ve en güzel şekilde de diriltebilir. Diyor ki nereden bileceğiz diyor cennetin veya cehennemin var olduğunu. Gidip gördünüz mü diyor mesela. Biz ne diyoruz? Kardeş sen bütün evreni gezip gördün mü? Sen de gezip görmedin. Ama biz bu dünyaya bakıyoruz. Var olan hayata bakıyoruz diyoruz ki cennet gibi güzel yaratmış burayı. O zaman gidip bize bir cenneti yaratabilir. Çünkü birincisinde yapmış zaten. Yani güneş gibi sıcaklıkta bir yeri yaratmış. Ondan daha yüksek sıcaklığı yaratabilir. Öyle bir şey söyleyeyim. Şimdi insanlar öbür dünyayı düşünseydi evet. Hiç her şey yoluna giderdi. Ama insanlar kardeşim, öbür dünyayı düşünmüyor. Doğru diyorsun da insanlardan önce kendimizi düşünmeli. Biz düşünüyor muyuz? Aynen ben düşünüyorum. Yani mesela ben düşündüm diyelim. Karşımdaki gezdiğim insanlar mesela akrabalarım. Onlara bakarsam ben de aynı oluyorum. Şimdi bak şöyle bir şey var. O zaman çevremizden etkileniyoruz. Olumsuz etkileniyoruz. Sosyal medyadan etkileniyoruz diyoruz ya. Biz doğru bildiğimiz şeyi yaptığımız zaman niye kötü etkilenelim ki? Onlar bize uysun, biz niye onlara uyuyoruz? Bize göstermişler A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı göstermişler. Bunlardan birini seç diyorlar. Niye ben onları seçmek zorundayım ki? Giderim E şıkkı açarım kendime. Bana dayatılan dünyayı kabul etmek zorunda değilim. Hiç sorgulamadığımız için bu duruma geliyoruz işte. Sormamız lazım şuna. Arkadaşın dedi ki gel şu kötü işi yapalım dedi mesela. Sen diyeceksin ki bu yaptığımızın doğruluğunun delili ne? Nereden biliyoruz bu yaptığımızın doğru olduğunu? Sen bunu söyledin diye doğru olamaz. Sen bana kabir kapısına kadar arkadaşlık yapabilirsin. Doğru. Bunun üzerine düşünmediğimiz için zaten bu sıkıntıları yaşıyoruz. O zaman yanlışta olanlar doğruya uymuyor. Tam tersine doğruda olanlar yanlışa uyuyor. Aynen. Çünkü doğruyu tam olarak değerini bilmiyoruz. Allah'ı hakiki manada tanısak ve bilsek, sevsek kimse bizi yoldan caydırabilir mi? Peygamberimize ne sıkıntılar çektiler yoldan caydı mı? Bak o zamanlar hiç kimse kabul etmiyordu ilk zamanlar. Ama şu an bütün dünya kabul ediyor peygamberimizi. İşte bunlar da gösteriyor ki Cenab-ı Allah'ın gösterdiği yol, peygamberimizin gösterdiği yol en doğru yoldur. Başkalarının söylediği şeylerin hiçbir önemi yoktur. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti önemi yok. O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. Çünkü beni yaratan o. Benim bu hayatımdaki bütün nimetlerimi... Aynen. Kardeşim işte bak madde kullanımının kötülüğünü de böyle anlıyorsunuz. Sigaradır, türevleridir. Yani madde kullanıyor. O yüzden böyle. Tanıyor musunuz? Demin röportaj yaptık, muhabbet ettik biraz. Yani sıkıntıları büyük. Böyle dertlere diyerek kendini mesela dertlerin içine bırakıyor. Hayatını salıyor gidiyor. Yani halbuki Allah bizim dertlerimizden daha büyük değil mi? Bak diyoruz ya dert dinlenir. Ama dertlerin aynen. içinde boğulursan bu duruma gelebilirsin. Doğru. Gelmemen için ne yapacaksın? Diyeceksin ki benim Rabbim var ya. Beni bu durumdan kurtarır ya. Senin en büyük dayanak noktan olması lazım. Elini bir açmak, bir Rabbe şey yapsan. Kesinlikle ya bir elini geçer. Açtın, duanı ettin. Duan kadar yakın sana ya. Her anında, her vaktinde. Ona sığınmak, ondan istemek gerekiyor bütün isteklerimizi. Ha şunu söyleyebilir bir arkadaşın. Ya boş ver bunları ya, takma. Boş ver gel, lezzetlerin peşinde koşalım. Bunları takmayalım, umursamayalım. Biz de ona şunu söylüyoruz. Senin söylediğin de bir düşünce ama hadi bunun delili ne? Böyle mutlu olacağıma dair bana bir delil getiriyor musunuz? Öyle bir ortamda yaşamak sizce bizi mutlu ediyor mu? Gece yastığa başımızı koyduğumuz zaman o sıkıntıyı yaşıyoruz değil mi? İçimizde bir şey rahatsız. O rahatsız olan şey ne biliyor musun? Sonsuza kadar yaşamak istiyor. Sonsuzu istiyorsun sen çünkü. Sonsuzu istediğin için o ortamlar seni tatmin etmiyor. Arkadaşlar seni bir yere kadar mutlu ediyor. Öldükten sonra da ne oluyor? Seninle geliyorlar, seni ziyaret ediyorlar. İşte türbene geliyorlar, işte mezarına geliyorlar. Ondan sonra herkes yoluna. Bu mu sizin arkadaşlığınız diyesin geliyor değil mi orada? Aynen. İşte böyle abi. O zaman doğrunun peşinden gideceğiz. Arkadaş hatırına, şu hatıra, bu hatıra bakmayacağız. Bizim doğruyu neyse onu yapmamız lazım. Allah'ın izniyle inşallah sizler de bu konuda daha fazla gayret sahibi olursunuz. Genç insanlarsınız. İnşallah önünüzde güzel günler var. Hiçbir şekilde kendinizi umutsuzluğa, sıkıntıya bırakmayın. Bizim Rabbimiz var. Rabbimiz her şeyden büyük. Aynen. Her şeyden güçlü. Bütün hazine onun yanında. Her şeyin anahtarı onun elinde. O zaman ona sığınarak ondan istememiz lazım. Öyle yaparsak hayatımız mükemmel hale gelir inşallah. Doğru abi. Allah razı olsun sizden. Eyvallah, ben de İnşallah. Sana. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Kardeşim memnun oldum. Allah'a emanet olun inşallah.